Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programının bu haftaki konuğu Muhammed Demirci. Hatırlayanlarınız bilir, geçmişe gidip baktığınızda, geçmişe döndüğünüzde Muhammed Demirci Türkiye'nin Messi'si olarak lanse edildi. 5 yaş altyapısında gerçekten inanılmaz yetenekliydi. Şapkadan tavşan çıkarıyordu. Herkesin övgüyle bahsettiği, geleceğin yıldızı olarak söylenen, belirtilen ve lanse edilen bir oyuncuydu. Ama işler onun için özellikle Beşiktaş döneminde istediği gibi gitmedi. Sonra Beşiktaş'tan sonraki süreçte farklı farklı takımlarda oynadı ama halen genç, 26 yaşında. Muhammed Demirci ile geçmişe döneceğiz. Bugünü konuşacağız, yarını konuşacağız ve güzel bir röportaj yapmayı umuyoruz. Muhammed, hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Teşekkür ederim yayınına davet ettiğin için. Rica ederim her zaman. Benim için de uhdesin. Yani Beşiktaşlı taraftarların da bence uhdesin. Çünkü herkes senden çok şeyler bekliyordu. Geleceğin yıldızı olarak lanse ediliyordu. Ben hatırlıyorum. Kamptan mesela bağlantılar yapardım, yayınlar yapardım. Takımla ilgili bilgiler verdiğim zaman ya da transferlerle ilgili bilgiler verdiğim zaman çok beğenilerek izleniyordu ama seninle alakalı bilgi, detay ya da video verdiğim ya da koyduğum zaman yüz binler izleniyordu. Çünkü seni çok merak ediyorlardı. Muhammed Demirci geleceğin Messi olarak lanse ediliyordu. Neden olmadı? Hata neredeydi? Sende miydi, başkalarında mı? Yani tamamen bende olduğunu düşünüyorum hatanın. Ya o dönemde gerçekten çok erken yaşta ön plana çıktığım için, yani diğer arkadaşlarımdan çok çok fazla ön planda olduğum için belki kaldıramadım mı? Ya kaldıramadım da diyebiliriz ama şöyle de bir durum oluyordu. Mesela arkadaşımdan bir isteniyorsa benden 5 isteniyordu ve hiç kimse yetinmiyordu yani bu durumda. Mesela hep daha fazlasını yapabileceğime inandıkları için. Yani beklenti mi büyüktü? Evet, beklenti çok fazla büyüktü. Yani hep daha fazlasını yapabileceğim. Gerçi ben de öyle düşünüyordum. Potansiyelim vardı sonuçta. Yani karşımdaki hocamın veyahut da birilerinin istemesi de gayet normaldi. Ama işte acaba fazlasını yapmaya çalıştığın için mi olmadı? Yani bunu da sebep olarak gösterebiliriz. Çünkü gerçekten de öyleydi. Yani ben sanki normal bir futbolcu gibi değil de hep daha fazlasını yapma gereksinimi duyuyordum. Yani öyle hissediyordum. Normal standartlarda bir oyuncu gibi hani düz bir şekilde ileriye kat edemeyeceğimi düşünüyordum. Peki bu baskı, stres sana ne gibi handikaplar yaratıyordu? Yani günlük yaşantını mı etkiliyordu, sahadaki performansını mı etkiliyordu, antrenman performansını mı, uykunu mu, gıdanı mı, dışarıdaki hayatını mı, neleri etkiliyordu? Yani futbolun haricinde ya dış hayatımı çok fazla etkilemiyordu açıkçası. Şöyle bir durum oluyordu mesela, az önce de dediğim gibi, yani hep daha fazlasını, yani basit bir pas. Yani, onu yapmıyorsun. Evet. İki kişi arasını atayım. Mesela. Değil mi? Sağda yani adam var. Ufak bir basit örnek. Oynayayım, doğru oynayayım değil de. Sanki yanlış yapıyormuşum gibi hissediyordum o 2 metreye pası attığımda. Yani daha zoru arayıp. Hep zoru arıyordum. Evet. Yani bunu yapma gereği duyuyordum. Çünkü yapabileceğime de inanıyordum açıkçası ve yapabiliyordum da. Onu Tugay Kerimoğlu ilk çıktığında altyapıdan hep öyle derlerdi. Hatta bununla alakalı yorumlar, yazılan çizilenleri hatırlıyorum. Hıncı Aluş da çok yazardı. Hep süslü pas. 3 kişi arasına, 4 kişi arasına. Ne zaman Galatasaray'dan Avrupa'ya gittiğinde o doğru oyunu, doğru mentali öğrendiğini dile getiriyorlardı. Sen de bu problemi mi yaşadın? Öyle de diyebiliriz. Mesela bunu yapmadığım zaman, normal bir basit pas attığımda, halbuki en doğrusu o an o. Onu yani, yapmak evet, lazım. Evet, onu yapmak lazım. Ama ekstra duruma girdiğimde belki bu beni yanlışa da yönlendirebiliyor, hata da yaptırabiliyor. Ama o düşüncede olduğum için içgüdüsel hep öyle yapıyordum yani. Peki Beşiktaş'tan o ayrılık sürecin, beklentiler büyük. Bilinç döneminde mesela sen takımla beraber kampa gittin. Hiç hesapta yoktun. Bilinç'in sözlerinden, Önder Özen'in sözlerinden yola çıkarak bunları dile getiriyorum. Hiç hesapta yokken
bir anda Muhammed Demirci gibi bir oyuncu çıktı ve sana şans vermeye başladılar, oynatmaya başladılar. O şansı önce iyi kullandın, sonra o şansı niye iyi değerlendiremedin? Gerçekten yani Bilic dönemi benim hayatımın en güzel dönemiydi. Mesela Bilic geldiğinde kendi kendime şunu söylemiştim. Yabancı bir hoca, kimseyi tanımıyor burada. Sen iyisen senin farkına varır. Bu zihniyetteydim. Sonra kampa gittiğimizde inanılmaz bir kamp dönemi geçirdim. Gerçekten çok iyi bir kamp dönemi geçirdim. Hatırlıyorum, Hacı Kadın iyi bir kamp dönemi geçirmiştin. Evet. Döndüğümüzde zaten Bilic'e transferler hakkında sorular sorulduğunda da her yerde söylüyordu. Benim en büyük transferim Muhammed diyordu. Ve benimle özel olarak da konuşuyordu, ilgileniyordu. Gerçekten çok emeği var, çok üstümde durdu. Oynamaya başladıktan sonra sonradan girdiğim maçlarda da hep katkı sağladığımı düşünüyorum. Bir talihsiz Galatasaray maçı var işte. Evet, kaybedilen, Drogba'nın iki gol attığı, sonra evet. Tribünlerin taraftarlarının sahaya indiği. Felipe Melo ile Motta'nın şeyle, pozisyonuyla kırmızı kart falan çıktı. Herkes sahaya atlayınca mesela o zaman da maçta 10 dakika vardı ve gerçekten ben iyi oynuyordum. Ya içimden geçiyordu, gol atmak geçiyordu. Direkten döndükten sonra da hep zorlamaya devam ediyordum. Topun direkten döndü, kırılma anı mıydı? Hem o günkü maç, hem o günkü sezon, hem de Muhammed Demirci'nin kariyeri anlamında kırılma anı mıydı o? Direkten dönmeyip gol olsa her şey çok daha farklı kesinlikle olurdu. Çünkü bir anda benden çok fazla beklenti içinde olan insanlar olduğu için Galatasaray derbisinde 2-1 yeniliyorken beraberliği getiren genç altyapıdan çıkmış ve gerçekten güzel jenerik bir gol olacaktı olsaydı. Öyle bir golün olması çok çok farklı şekillerde ilerleyebilirdi. Ama yani olmadı, ne olursa olsun olmadığında da benim daha fazla çalışıp daha fazla özveri gösterip bir dahaki maçta yapmam lazımdı. Bunlarda ben eksiklikler yaşadım kendi niye içimde. Niye yapmadın? Dediğim gibi yani şöyle bir durum vardı. Çok çalışmayı sevmez miydin? Şöyle bir durum vardı. Altyapılarda genelde çalışmaktan ziyade ben yeteneğimle, çok fazla yeteneğimle ön plana çıktım, ilerledim. Çalışmayı unuttum gibi bir şeydi. Yani çalışmaya alışkın biri değildim ama yıllar geçtikçe anlıyorsunuz ki çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Olmuyor. Kesinlikle olmuyor. İstediğiniz kadar yetenekli olun. Çalışmıyorsanız, vücudunuza hükmedemiyorsanız hiçbir önemi kalmıyor. Bunu da çok şükür yani benim için geç olduğunu düşünmüyorum. Daha 26 yaşındayım. Bunu ben çok erken yaşta yaşadığım için şanslı olduğumu düşünüyorum. Normal şartlarda bu kadar ön planda olan bir oyuncu bu kadar uzun yıllardır, neredeyse 11 sene oldu benim profesyonel olalı. Ya ön plana çıkmam da 15 sene oldu tam olarak. Ama 26 yaşındayım. Çok erken çıktığım için ders aldım ve geç olduğunu düşünmüyorum. Ya kırılma anı vardır. Mesela bu seneyi güzel, iyi bir takımda, oynayabileceğim bir takımda geçirdiğimde her şeyin çok farklı olacağını düşünüyorum. Hatalarının farkında mısın? Kesinlikle farkındayım. Hatamın çalışmamak olduğunun farkındayım. Bunun da sebeplerinin arkasına tabii ki saklanmıyorum ama dediğim gibi altyapıda yani 11 yaşında kaç tane çocuk Barcelona'ya gitti? Tabii. Ya ben mesela çalışmadan, çalışsaydım düşünemiyorum ki nasıl olurdu. Çalışmadan o şekilde genç yaşta Beşiktaş gibi büyük bir takımda oynadım, derbide oynadım. Barcelona'ya gittin, orada kalmadın, geri döndün. Pişman oldu mu kalmadığına? Barcelona'ya gittim. Orada kalmamam için futbol anlamında bir gerekçe yoktu. Ama benim de elimde olmayan, benim müdahil olamayacağım durumlardan dolayı olmadığı için. Ne mesela o sebep? Mesela ailem yönünde, ya o dönem açıkçası ben tam olarak ne olduğunu da bilmiyordum. Çünkü ben daha Barcelona'nın nasıl büyük bir takım olduğunun da farkında değilim. Gidiyorum ama antrenman sanki benim normal günlük her yerde yaptığım antrenman gibi. Seni beğendiler mi? Çok beğendiler. Kalmanı istediler tabii mi? Tabii ki de. Bana La Masia'yı falan gezdirdiler. Burada kalacaksın. Hatta o dönem Messi yeni çıkıyordu. Seni de bu şekilde hazırlamayı düşünüyoruz bile dediler yani. Yani bizim yeni Messi'miz sen mi olacaksın öyle dediler. Öyle dediler. Yani bunu kulaklarımla duydum ben. Yani birebir. Muhammed'cim tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Yani öyle de seninle ilgilenmişler. Çok. Bunu da deklar etmişler. Seni yeni Messi yapacağız.
senden çok şeyler bekliyoruz demişler ve sen geri döndün. Ama senin kararın değildi bu. Kesinlikle. Ya ben o dönem zaten kim karar verdi? Karar verilecek yaşta değildim. Ebeveynlerin mi yoksa Seyit Ateş mi? Seyit Ateş'e ilgileniyordu senle. Ortak alınan bir karardı diyelim yani. Ailen ve Seyit Ateş'in evet. ortak kararıyla geri döndün. Evet. Ya orada gittiğimde 10 gün gibi bir süreç kaldım. İlk gittiğimde ilk antrenmanıma kendi yaşıtlarımla çıktım. Ondan sonra çok fark ettiği için bir üst yaşla çıktım. Ondan sonra bir üst yaşla daha çıktım. Yani en sonunda 2 yaş büyüklerle antrenman yaptım. Orada bile fark edildim. Orada bile fark evet, edildim. Orada bile... Kaç yaşındaydım dedin? O zaman kaç yaşındaydım? 13 yaşındaydım. Yani sen 13'le çıktın. 14'le çıktın sonra 15'le çıktın. Çıktım, ya 15'te evet. bile fark yarattın. Evet. Ya sen o zaman oraya gitseydin muhtemelen... İki sene sonra A takıma çıkabilirdin. 2-2,5 sene sonra. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü onlar da zaten bunu merak ettiği için üst yaş kategorisinde nasıl? Hani daha çabuk hızlandırabilir miyiz? Diye ya. O denli. Proje tarzı bakılıyordu. Bir de orada mesela antrenmana çıktığınızda sahanın 10 farklı yerinde hoca var. 10 tane hoca izliyor. Yeni gelen denenme tarzındaki oyuncuları. Denenme dediğimde ben oraya belli oluşmuş bir takımın içine girdim. Hani denenmiş oyuncularla değil. Benim gibi 3-4 tane daha oyuncu vardı. Takımın içine sokup tabii öyle için. Bakıyorlar. Yani ekstra 15 tane denenmeye gelen oyuncu değil. Ondan sonra o dönem Albert Benayges diye bir altyapı koordinatörü vardı. O da iş için galiba takımla alakalı Madrid'e gitmişti. İkinci gün onu arayıp demişler, çabuk gel, bu çocuğu kaçırmayalım. Ve o işini yarıda kesip döndüğünü söyledi bana. Ondan sonra otelden falan beni o almaya geliyordu. Altyapı koordinatörü. Beni antrenmana falan o götürmeye başladı. Yani ondan sonra La Masia'ya girdim dediğim gibi. Orada kaldığımda hangi okula gideceğim falan konuşuldu. Her şey konuşulmuştu. Yani karar verenler, karar mercileri... Keşke dediğim gibi ama işte içeriğini bilmediğim için. Seni getirmeselerdi orada kalsaydın. Sonuçta sen karar veremiyorsun, onlar karar veriyor. Tabii ki. Çok enteresanmış. Üzüldüm senin adına. Hakikaten üzüldüm. Samet Aybaba. Samet Aybaba'yla da gittin. Dilersen ilk Schuster'den başlayalım. Tamam. İlk Schuster'le mi gittin? Evet, ilk Schuster'le gittim. A takımda kampa. Evet. Schuster seninle ilgilendi mi? Beğendi mi? Konuştu mu? Schuster de benimle çok ilgilendi. Yabancı... Dediğim gibi o zihniyetteydim. O zaman da o zihniyetteydim. Hiç bilmeyen, tanımayan bir hoca. Schuster sonuçta Türkiye'deki genç çocuğun bir durumunu bilmiyordur. Sonuçta nötr. Herkese karşı eşit bir şekilde. Ben ilk gittiğimde Schuster de acayip üstüme düştü. Hatta Messi diye seslendiği de oluyordu bana antrenmanda yani. O denli ben beğeniyordu. Evet. İlk oynadığım maçta Gaziantep Büyükşehir Belediye maçıydı, kupa maçıydı. Onur Bayramoğlu sakatlanmıştı. 37. dakikada beni oyuna atmıştı ve orada da iyi geçmişti. Bayağı iyi geçmişti. Direkten mi dönmüştü topun bir maçta? Yok. Asist yapmaya az kalmıştım. Az kalmış. Ama iyi oynamıştım. Çok iyi oynamıştım. 14-15 yaşındaydım o zaman da. Sonra ben döneminde... Bu süreci sen, ebeveynlerin, karar mercileri, Seyit Ateş... hocalar, antrenörler, kulüpler nasıl iyi yönetemediler, nasıl ya da yönetemediniz, nasıl... Yönetemedim belki de. Yani hepinizin kabahati var. Evet. Öncelikle senin kabahatin tabii var zaten. Yani bir insan bir şey yapmak istiyorsa zaten çevresindekilerin çok şey olacağını düşünmüyorum. İçinden geliyorsa, yaparsa, bir şeyleri yapmak isterse yapacağını düşünüyorum. Yani dış etkenlerden daha çok en ben büyük her suçlu zaman... Benim tabii ki en büyük suçlu benim. Sonuçta ben bir şey isteseydim veya çalışsaydım her şey hiç farklı olacaktı. Hiç mi ekstra olacaktı. Çalışmadın? Ekstra çalıştığım dönemler oldu ama çalışmam gereken zamanlardan daha az zamanlar çalıştım. Yani 3 saat fazla, çalışacakken yarım saat çalıştım. Mesela daha fazla çalışmam lazımdı. Her konuda bu böyle. Kendine dikkat ettin mi özel yaşantına? Kendime de dikkat etmedim. Etmedin? Etmedim. Ha, özel yaşantına da dikkat etmedin. Özel yaşantıma da dikkat etmedim. Nasıl dikkat etmedim? Ya çok göz önünde olduğum için en ufak bir şey yani çok fazla büyüdüğü için o denli olmasa da benim kendimi o duruma sokmamam lazımdı. Sokmamam lazımdı.
dinlenmene, yediğine, içtiğine falan da mı dikkat etmedin? Ya onlara dikkat ediyordum ama dediğim gibi yani herhangi bir problem olduğunda veyahut da ufacık bir şey olduğunda bunların hepsini göz ardı edip o dinlenmeymiş, yemek yememiş falan göz ardı ediliyordu ve hataya yoğunlaşılıyordu. Schuster'le gittim dedin. Benle çok ilgilendi dedin. Bana Messi diye seslenir dedin. Hatta şans da verdi. Carlos Carvalho döneminde de Atletico Madrid'de maça gitmiştik. Evet hatırlıyorum. Schuster de oradaydı. Bana dedi sen hala oynamıyor musun dedi. Hala neden oynatmıyorlar seni dedi. Çok enteresan. Granada'ya gitmiştik hatırlıyorum. Granada'da maç yapmıştık Atletico Madrid'le. Şey diyorum ben. 3-1 yenildiğimiz UEFA maçıydı. Ha UEFA maçı pardon. Simao gol atmıştı. Evet, doğru. O maçın bir gün önce antrenmanı onların sahasında yaptığımızda Schuster de ziyarete gelmişti. Ziyarete geldi evet. Ve sana dedi ki bana niye oynamıyorsun? Hala neden oynamıyorsun dedi. Sen ne dedin? Ben de bir şey diyemedim ya ve o dönem iyi bir dönemimdeydim yani. Keşke deseydin kabahat benim daha çok çalışmam lazım diye keşke daha çok çalışsaydın. Ya o dönem bu şeyler falan filan yoktu. O dönem gerçekten çalışıyordum ama benim işte bazı eksiklikler, sözleşmelerde falan problemler vardı. Neydi mesela sözleşmedeki problemler? Ya sözleşmemde mesela bir belli bir maç oynarsan yüksek maliyetti. Ha ondan dolayı mı oynatılmadın? Ya Carlos Carvalho bana bunu söylemişti mesela. Ben seni oynatmak istiyorum ama problem var demişti. Ha ben seni oynatmak istiyorum. Evet. Sözleşmende böyle kesinlikle madde var. Fazla maç oynarsan... Evet. Paran artacak ve evet. Yönetim evet. Seni oynamanı istemiyor dedi. Yönetimde Fikret Orman mı? Yok. Yok çok Fikret Hoca Yıldırım'da mı öğren? Evet o dönemdeydi. Yıldırım'da mı öğren? Wow. Çünkü şey ya ve bunu benimle özel tercümansız bir şekilde söylemek istedi. Bana kimse bilmesin. Ha kimse bilmesin. Evet benim düşüncemi sen bil diye. Vay seni oynatmak istiyorum. Evet ben ama o dönemde söyledim. Ben dedim sözleşmemi değiştirdim. O zaman da sözleşmemi falan ben yapmamıştım. Dedim sözleşmemizi değiştirelim sen beni oynatmak istiyorsan. Ya o dönemde oynamaya hazırdım gerçekten. Yani o dönem Carlos Carvalho da beni çok seviyordu. O dönem beni oynatsa o denli arkamda dursaydı çok çok daha iyi olabilirdi. Öyle olunca sonra takım böyle öyle böyle gidince. Sallanınca takım tabii ki tecrübeleri oynattı. Tabii ki Carlos Carvalho'nın sonuç olarak Beşiktaş gibi büyük bir camianın hocası. O da kendi işine bakıyor. Tabii. Öyle araya kaynadı. Ama bunu kesinlikle bana söyledi. Ben seni oynatmak istiyorum. Sözleşmenden dolayı dur diyorlar bana. Guti, Simao, Almeida, Fernandez bunlarla da beraber oynadın. Quaresma. İlk kampa gittiğimde onlar yeni gelmişti. Peki onlarla alakalı bir anın var mı? Antrenman performansları, seninle ilgilendiler mi, konuştular mı? Hiç hayretler içinde kaldığın anlar, performanslar, görüntüler oldu mu? Onlarla alakalı gerçekten hepsi üst düzey oyunculardı. Hele o dönem ben zaten Quaresma'ya hayrandım. Benim gerçekten hayatımda gördüğüm, oynadığım daha doğrusu en yetenekli oyuncudur diye düşünüyorum. Buna Engin abiyi de ekleyebiliriz tabii. Engin? Baytar. Engin Baytar. Ya ikisidir benim için gerçekten oynadığım en yetenekli. O dönem... Ya şöyle bir dönemde beni seviyorlardı ama profesyonel futbolcu kimliğiyle değil. Çocuğum daha ha, çünkü çocuk. O denli yaklaşımda. Evet. Yani ben sonuçta sahaya çıktığımda peki, kendimi... Peki o meziyetlerini, yeteneklerini, topu ayağına aldığı zaman yaptığın işleri, çalımları, pasları gördüğü zaman överler miydi? Onları evet her zaman takdir ederlerdi onu. Yani onu nasıl söyleyebilirim? Çocuk kimliğiyle bakıyor diyorum ama bu sahanın içinde değil. Çünkü saha içinde ben kendimi fark ettirebiliyordum. Bunu yapabiliyordum yani. O yüzden mesela Fernandez'den de çok şey öğrendim. Quaresma'dan da çok şey öğrendim. Gördüğümde onların hep bana hep derlerdi zaten. Fernandez o dönemde şeye çıkıyordu. Çok hani özel hayatıyla ilgili problemler yaşıyordu. Sakın onun, takılma. Onun iyi yönlerini al diye söylerlerdi. Kötü yönlerini alma yani. Aileme gidiyor onu alma. Zaten, aileme gitme. Zaten ben o dönem çocuktum yani. O şeyde değildim. Yani, dışarı çıkma zihniyetinde falan. Ben onun saha içinde ne öğrenebilirim, ne yapabilirim ve öğrendim de. Bir şey olduğunda her zaman bana gelip söylerdi. Fernandez özellikle. Bir şey merak edersen sor. Bu benim için değil. Herkese sor. Sorarak çok daha çabuk öğrenirsin, kavrarsın durumu diyordu. Çünkü... Profesyonel hayata çıktığınızda sahada inanılmaz oyuncular var. Bir yandan neredeyim oluyorsunuz? Peki onlardan... Fernandez'in o hareketleri, çalımları, topu ayağında tutması, kaybetmemesi, rakibe vermemesi etkiler miydi sana?
hayranlıkla izlediğim zamanlar oluyordu. Mesela Quaresma o daha yetenek konusunda daha farklı olduğu için, ama Fernandez de o dediğiniz gibi top saklama, topu vermeme konusunda üst düzey meziyetliydi. Sana yani. Kattıkları oldu mu bu iki oyuncunun? Bana kattıkları oldu. Mesela ben top şu an futbol saha içinde oynarken dikine, genelde ilk tercihim dikine oynamak olur. Ben onu Fernandez'den öğrendim. Çünkü hiç geriyle alakalı bir durumu yoktu. Yanlış demeyeyim, yanlış pas hatası olacaksa bile, yani ulaşmayacaksa bile hep dikine oynardı. Bu çok büyük bir özellikti. 3-4 kişi bir anda oyundan düşürüyordu. Samet Aybaba. Samet Hoca'yla da kamp geçirdik. Samet Hoca'yla hatta otururken sen de vardın. Ben de vardım. Sana hatta böyle şakayla kaşık gülerek, ne oldu ya sen yıldız mı hissediyorsun kendine, yıldız mı zannediyorsun falan diye bir. Daha hiçbir şey değilsin yani falan demişti. Onlar benim için güzel şeyler. Tabii ki kızmıyordum. Keşke diyordum ki herkes o düşüncede olsa, herkes bu şekilde bana yaklaşsa, benim daha fazla çalışmam gerektiğini hissetsem diyordum. Orada Samet Hoca, kampı da güzel geçirdik. Samet Hoca da fırsat buldukça şans verdi. Samet Hoca da verdi ama mesela Oğuzhan Özyakup hiç hesapta yoktu. Muhammed Demirci konuşuluyordu. Oğuzhan Özyakup yeni gelmişti. O da gençti. Oğuzhan Özyakup oynayınca hayret ettin mi? Performansını beğendin mi? Ya da neler hissettin? Oğuzhan Özyakup zaten iyi bir futbolcuydu. İlk geldiğinde de ben dışarıdan, hani oyuncu olarak değil, dışarıdan gördüğüm kadarıyla da ben hemen beğendim. Ha, beğendim. Çünkü futbolcu belli ediyor, belli ediyor tabii ki ilk geldiğinde. Olcay abiyle aynı dönemde gelmişti. Evet. Mesela o konuda Oğuzhan çok sıyrılıyordu. Çok sıyrılıyordu. Yan yana. Çünkü hiçbirini tanımıyorsun. Evet. Ben daha önceden Oğuzhan'ı da tanımam, Olcay abiyi de tanımam. Ama baktığında belli ediyordu. Yok, futbolcu diyorsun. Evet, Oğuzhan fark yaratıyordu yani. O yönden hiç acaba benim yerime niye oynamadı? Demek ki o dönem o oynamayı hak ediyordu. O oynadı diye düşündüm yani. Önce Hasan Türk oynadı. Hasan Türk de oynadı. Bayağı bir süre aldı. Sonra Oğuzhan Özyakup oynamaya başladı. Ve ondan sonra da hep oynadı. Oynadı. Oynayınca da hakkını verdi tabii ki. Evet. Etkiliydi. Ya sonuçta 3 tane şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. 2 tanesinin de katkısı ciddi anlamda var. Geçen sene aynen performansı öyle, inişli çıkışlı bir iki maçta katkısı herkesin aldı. Herkesin o dönemleri ama oluyor. Sonuçta ama ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 3 tane şampiyonu var sonuçta. İbrahim Toraman. İbo abiyle aramız çok iyiydi. Hatta beni o dönem takım ufakken kaptanı, hem takım kaptanı beni tatile falan da götürmüştü. Bayağı vakit İlgileniyordu geçiriyordu. Sen çok de abi olarak. Evet, gerçekten ilgileniyordu. Bir şey, hala da ara ara görüşürüz. Bir şeye ihtiyacın olduğunda ne olursa olsun ona gitmemi, hani onunla paylaşmamı çok istiyordu. Aramız çok iyiydi. Çok iyiydi. Halen görüşüyoruz. Evet, ve mesela Bilic döneminde İbo abiyle yedek kulübesinde otururken, ben oyuna girerken inanılmaz motive edici konuşuyordu. Bana o dönem, yani o yaştayken oyuna sonradan Galatasaray maçında keza oyuna girip benim oyunu çevirebileceğimi düşünüyordu. Bunu bana çok önemli ama işte. Evet, bunu dile getirebiliyordu. Çünkü yapamayacağım bir şey olsa bunu söylemez. Hani bir insanı boşu boşuna kimse gaza getirmez. Tabii. Ya. Hiçbir şey. Sahada belli olur. Ama ona inandığı, inanması bile benim hoşuma gidiyordu. Tabii. Seyit Ateş. Küçükken senle sürekli beraberdi. Elinden tuttu. Ha. Beraber Beşiktaş'a geldiniz. Beraber Barcelona'ya gittiniz. O yıldız olarak lanse edildiğin dönemde her dönem, her gün, her saat beraberdiniz, birlikteydiniz, yanındaydı. Nasıl anlatırsın? Nasıl anlatırım? Ben Seyit Ateş'i her zaman ben başkanım diye hitap ediyordum küçüklükten. Her zaman her yerde iyi anlatırım. Ne olursa olsun gerçekten benim futbol camiasına girmemin sebebi Seyit Ateş'tir. Eğer o olmasaydı, destek olmasaydı bize, aileme maddi manevi her şekilde, beni futbola belki sokak aralarında devam ederdim. Ama Beşiktaş gibi bir kulübe gittim. Onun sayesinde yaşayamayacağım hayatı yaşadım açıkçası. Aileme o denli yardımlar falan filan, her şey onun sayesinde diyebiliriz. Ki ben isterdim, bu dönem görüşmüyoruz, görüşemiyoruz diyelim. O da benim
Yani görüşmek istiyorum aslında. Daha önceden yapılan hatalardan... O mu kırgın sana? Ya o kırgın biraz da ben şey istiyordum. Ya biraz başarı sağlayıp karşısına geçip teşekkür etmek istedim. Öyle ben. Mi? Evet, ama o başarıyı sağlayamadığım için onun altında... Ezildin. Ezildim. Onun da o şekilde görmesini istemediğim için ha, güçlü gidemedim. Bir Muhammed olarak karşısına çıkıp evet. Teşekkür etmek istiyorsun. Aynen öyle. Ve bunu da yapacağım. Yapacaksın. Evet. İddialısın. Çok iddialıyım. Muhammed demişi geri dönecek mi? Geri dönecek kesinlikle. En azından ben elimden geleni yapacağım. Çalışacağım. Kendime bakacağım. Yediğim içtiğim her konuda. Şunu diyebileceğim artık. Ben... İyi bir futbolcu, iyi bir kariyerli futbolcu olmadım ama çalıştım, elimden geleni yaptım. Ben bunun eskiden diyemezdim. Kendi kendime derdim ki sen ne yaptın ki, ne başarı bekliyorsun? Futbolda da çalışmadan hiçbir şey olmadığını öğrendik yani. Ama şunu diyorsan ki ben çalışmadım, hatalarımı gördüm, anladım. Tabii ki kesinlikle. Bundan sonra çok fazla çalışacağım diyorsun ama çok çalışırsan ki inan bu işten nasip kısmettir Allah... sana o nasibi rızkı elbette ki verir. Evet. Onu Allah çok çalışana verir. Ama çalışırsan mutlaka istediğin yerlere gelirsin. Geleceksindir de yani. Gerçekten çalışarak çok iyi yerlere gelen insanlar var. Yeteneği olmadan. Bir de yeteneğin varken çalışmayı yanına koyarsan çok çok farklı evet. Olur. Top sektirme. Evet. Beni bir rezil etme hikayen vardı abi. Estağfurullah kardeşim, olur mu? Sonuçta ne yaptığımız insan futbolcu sonuçta profesyonel olabilir. Yani benim de geçmişimde futbolculuk olduğu için tabii sen kaşındın. Bursa'dayız evet. Ben takım elbiseyle, köseli ayakkabıyla, kravatta yayın yaparken geldin, topu getirdin. Abi ben de, biraz hafife aldım sanki. Sen hafife aldın ve biraz şey yaptın yani. Ben beklemiyordum. Benim diyelim. Ben rezil etmek için geldin. Abi iyi futbolcuyum yok, diyorsun. Rezil etmek değil de yenerim diye düşündüm. İyi yani. Futbolcuyum diyorsun. Geldi görelim dedin. Oturarak top sektirmeye başladın. Bir 40 sektirdin. Ben evet. 60 sektirdim. Sonra sen bir 70 sektirdin. Sonra ben bir 85-90'ı bulunca senin bir moral bozulu topu evet. Aldın gittin. Sonra da dedim ki sana bak Muhammed bunu yayınlayacağım. Yayınla abi ne olur dedin. Yayınladım. Markus Merk. Şansal Büyük Ağa yayında Mustafa Deniz'e inanılmaz övünce beni herkes konuşunca geldi abi keşke yayınlamasaydı beni yaktın dedim. Onun konuşması geçti mi? Güzel bir anı. Tabii ben de arkadaşlarım arasında da bunu çok konuştuk. Ne dediler? Bir şey diyemediler. Benden de o performansı beklemediler. Daha iyisini bekliyorlardı. Helal olsun dedim ben de arkandan. Başka bir şey diyemedim. Fatih Hoca ya bir hafta ya iki hafta sonra Galatasaray maçı var ya tribünlerin evet. Sayende. O maçın öncesinde beni gördü Fatih Terim. O Atakante ne yapıyorsun dedi. Atakante der bana. İyiyim hocam sen nasılsın dedim. Sonra yürümeye başladı sonra geri döndü. Aklına geldi. Sen nasıl futbolcumuşsun ya öyle dedi. Bundan sonra beni eleştirebilirsin kardeşim. Diğerleri eleştireceğin seni eleştir. Sana serbest dedi mesela. Bu arada şeye bağlayacağım muhabbete. Az önce sohbet ederken röportaj öncesinde milli takım muhabbeti açıldı. Fatih Terim'le alakalı. Evet, Bilic bana öyle söylemişti. Yani bana bunu net bir şekilde söyledi. Fatih Hoca ile konuşuyoruz. Milli takım olayı, seni çağrılabilme olayı var dedi. Ha, Fatih Terim seni beğeniyor. Evet, sonuçta ben genç oyuncuyum. Sonradan oyuna girsem de, oyuna girdiğimde fena oynamıyordum. Belki de adapte amaçlı. Fatih Hoca'nın düşüncesini bilmiyorum. Belki de böyle bir şey söyledi mi... Ben sadece Bilic'ten... Ama Bilic söyledi Bilic bana. Niye söyledi. Yalan söylesin ki? Yani ya, yalan söyleyecek bir durum yoktu tabii ki. Bilic bana bunu söyledi. Fatih Hoca seni sordu bana durumunu. Ben de ona çok güzel bir şekilde izah ettim. Milli takıma gidebilme ihtimalin var dedi. Niye olmadı? O hafta ben sakatlandım. Galatasaray maçından sonra bir sakatlık dönemi oldu. 2,5 ay. Ondan sonra hatta o dönemde doktor geliyordu bizim doktor. Diyordu ki ya sen Bilic'e ne yaptın? Bu adam geliyor her gün seni soruyor. Bu adamı iyileştir. Bu adama ihtiyacım var. Ki ben hep sonradan giriyordum. Bu denli değerli hissetmiyordum yani kendimi Bilic'e karşı. Evet beni seviyor, benimle ilgileniyor, beni oyuna atıyor. Ama doktorun onu söyledikten sonra çok tuhaf hissettim. Beşiktaş gibi bir takımda yani bir oyuncunun bu kadar çabuk iyileşip hocanın bu tarz söylemde bulunması çok güzel bir duyguydu. Ben de daha iyileşmeden
Orada çok büyük hata yaptım. Ben ayağım iyi değilken o araya soğukluk girmesin, bileç hep bu şekilde olsun diye ayağım iyi değilken antrenmanlara başladım. Klasik hatalar. Ya genç bir oyuncuyum. Bilic hocam bu kadar çok istiyor. Ben antrenmanlara başladığımda hiç performans veremedim. Evet. Çünkü korkuyordum. Ayağım ağrıyordu. Ya Hem iç yan bağım kopmuştu hem bilek bağım kopmuştu. ayağına. İkisi de acayip kuvvetsizdi. Ki ben 7-8 hafta boyunca sakattım. İyileştim. 2 gün antrenmana çıktım. Fenerbahçe kadrosuna aldı Bilic beni. Ya Düşün. o O kadar güveniyor denliydi. ve O inanıyorsa. kadar güveniyordu. Hatta bazı oyuncular problemli bir şekilde bunu dile getiriyor da ne oluyor falan bu Tabii adam tabii. 2 aydır yok. Doğal olarak çünkü profesyonel oyuncu adam 7-8 haftadır çalışıyor ben sakatım. O kadar güveniyor Ama onun sana. için umurunda değildi dışarıdaki insanların söylemleri. Dediğim gibi 2-3 antrenman yapmıştım. Bu normal bir durum değil. Çok genç bir oyuncuyum. Devamlı oynayan bir oyuncu değilim. 2-3 idmanda beni Kadıköy'de kadroya almıştı. Sonra peki sakatlığın tam anlamıyla geçtikten Sakatlığım sonra hiç geçmedi. hiç geçmeden. Hiç geçmedi ve kendi performansımı hiç sergileyemedim. Aklım hep oradaydı. Sonra bilinç. Bilic sonra şey oldu işte konuşurken söylemiştim ya telefon muhabbeti Ha toplantıda. tamam. Yani biz otururken ben en önde oturuyordum Oğuzhan'la Tamam. beraber. Telefonunu attı masaya. Olsun Özyalı. Evet, telefonda kaydı böyle hafif benim önümde durur gibiydi. Tamam. Telefonda çalıyor. Çalıyor. Evet, toplantıda hoca bana bakıyor, telefona bakıyor. Benim sanıyor, bana yakın ya. Oğuzhan benim demedi mi? Oğuzhan belki farkında bile değil. Titriyor mu çalıyor Hayır, mu? çalıyor, ışığı yanıyor ama onun da yani 1,5 metre mesafede olduğu için bize bakarken o göz yansımasından telefonun çaldığını görüyor. Görüyor tamam. Evet, kapanıyor bir daha çalıyor. Tamam. Kapanıyor bir daha çalıyor. Sonra ben anladım tabii ki bana tavır aldığını. Hani sen kaç yaşındasın, nesin ki telefonla geliyorsun buraya. Telefonu orada olması rahatsız etti onu. Benim sandı. O onun Peki bana hocanın böyle sana dik bakması, o telefonu çaldığını görmesine Oğuzhan bir şey bir yapmadı mı? tepki vermedi. Vermedi mi? Evet. Sonradan benim toplantıdan ya onun sevgisini, onun beni beğenmesini sanki ne derler ona şey yapmış. Ya şöyle suistimal Evet, etmiş, suistimal etmişim. şımarmışsın, Evet, aynen kendini öyle. farklı bir yere Onu koymuşsun, öyle tamamen zannetti. hissettim. Mesela benim olmadığı için benim olan bir telefon olsa alıp ben buraya saklarım, Saklarsın. görmesin. Hadi telefonla geldin. Adam sana Keşke bir ki ona gidip hoca ifade etseydin kendine. sonradan beni çağırdı hoca. Tamam. Dedi ki sen dedi kaç yaşındasın? Hatta o dönemde benim arabama da söylemişti. Bir marka arabam vardı. Bir gün ben tam tesise girdim. O da tesise giriyordu. Bana böyle yaptı. Bu araba senin mi dedi? Benim dedim ben de. İşte yanında da tercüman var. İngilizcem yine fena değil. Anlaşabiliyoruz futbol terimlerine falan filan. Dedi ki bu arabayı sat hemen dedi. Git kendine bir tane düşük bir tane Model. araba. Evet, aynen öyle söyledi. Zihniyeti oydu yani. Bu Sattın mı? yok Sattım. satmadı. Tebrik ediyorum sana. Çok dinlemişsin Bilici Hoca'yı. Sonra? Sonra işte beni çağırdı toplantıdan sonra. Sen ne alaka dedi. Telefonla kaç yaşındasın? Ne yaptın ki sen falan filan. Ben de söyleyemedim. Ha, Benim de Oğuzhan'ın diyemedin. demedim. Ya orada satmak olarak şey Biraz yapacak. öyle düşündüm. Ama Halbuki demem lazımdı. demen Bu lazımdı. satmak değil. Yapılan bir Tabii hata var. Benim değil. doğruyu anlatacaksın. Orada Çünkü söylemedim. Orada da biraz kızdı. vay vay. Araba Oğuzhan'ın Onlar hep telefonu ve performansım da o ara iyi değildi ayağımdan dolayı. Hepsi hepsi yan üst yana üste gelince sonra birikti. yaktın, yaktın. Ama yine de ben kiralık giderken bana dedi. Gitme dedi. Gitme dedi. Evet. Ben dedim ki ben git bana diyordu zaten hep çağırıyordu beni yana sen Modric gibisin falan diyordu. Ya Fernandez buradaysa sen buradasın diyordu bana. Gerçekten Peki birebir konuşuyorduk sana bunu. hocan gitme diyor. Sana Modric diyor. Schuster Messi diyor. O işte Modric diyor. Gitme diyor. Oynatacağım diyor. Sen ona rağmen kiralık mı gidiyorsun? Ben kiralık gitmek istedim. Şu zihniyette gitmek istedim. Gerçekten o dönemde dedim gideyim ben oynayayım. Ama sen bütün tercihlerini yanlış Evet, yapmışsın çok can yanlış bağlı. tercihler yaptım. Gerçekten öyle diyebiliriz. Gideyim dedim, oynayayım ben iyi bir güçlü bir şekilde geleyim.
Hatta giderken de söyledim. Döndüğümde buraya 10 numarayı alacağım dedim Bilic'e. Ama Bilic, sen yanında Bilic yoktu. Yoktu. Sonra Bilic'ten sonra kim vardı? Bilic'ten sonra Şenol Hoca geldi. Şenol Hoca, sen hiç düşünmedin sen. Şenol Hoca beni kampa bile götürmedi. Orada ben o mesela o benim içimde uktedir. Ben kiralık gittim. Genç bir oyuncu. Şenol Hoca'yla hiç konuştun mu? Şenol Hoca'ya ben sezon başı biraz erken gitmiştim Nevzat Demir tesisine. Biraz antrenman yapayım diye. Sonra antrenman sanki suç işliyormuşum gibi yapmadım şey. Gitmemeye başladım tesislere. Ben orada antrenman yapıyorum. Şenol Hoca yeni gelmiş. Onun gözüne girmek. Beni de daha önceden tanımadığı için ben bu konuda biraz kendimi suçlu hissettim. Yani sanki yaranmak için. İşte bu zihniyetteydim. Sen de kendini ifade edememe problemi de var. Belki de kendi kafamda çok ince düşünmemem gereken şeyler düşünüyorum. Ne güzel işte gidiyorsun çalışıyorsun. Gerçekten öyle. Evim de yakın. Tesise gidiyordum, koşumu yapıyordum ve hiç konuştun mu Şenol Hoca'yla? Şenol Hoca'yla konuşmadık açıkçası. Keşke kapısını çalsaydın. Mesela şöyle bir durum oldu. Ben o dönemde kiralık geldim. Genç bir oyuncuyum. Tabii ki hocanın düşüncesini bilmiyorum. Saygı da duyuyorum. Ben tamamen kendi düşüncemi söylüyorum. Kiralık gelmişim ve benim Beşiktaş'la alakalı background'ım var. Biliniyorum. Ne olursa olsun ben kampa gitmeyi düşünüyordum. Hoca beni düşün, bu benim düşüncem dediğim tabii gibi. Şöyle bir durum var. Şenol Hoca'nın kararı tabii ki. Şenol Hoca Bilic'le takım Samet Aybaba. Sonra Bilic'le bir ivme kazandı. Şenol Hoca döneminde de çok iyi bir takım oluşturuldu. Evet. Şenol Hoca daha önce tarihinde şampiyonluk yaşamadığı için o da gençlerle çok zaman kaybetmeyip, karavan atmayıp tam böyle oynamış tecrübeli oyuncuları oynatıp şampiyon olma derdinde tabii. Ya düşünmüyor Muhammed Demirci'yi. Ben oyun olarak oynatmasında değil, benim düşüncem ben... Kampa götürsün. Evet, kampa gittiğimde ben zaten kendimi ikna ederdim. Buna ifade ederdin, gösterirdin. Evet, gösterirdim. Ne olurdu? Yine hocanın istemediği bir durum olurdu. Beni ya istediği tarzda bir oyuncu olmayabilirdim. Yeterli çalışmayabilirdim. Mesela bunlar bir gerekçe. Kamptan sonra karar versin. Yoluna bak kardeşim. Burası senlik değil şu an denilebilirdi. Ama hiç kampa gitmedim ve hiç konuşmadım. O dönem çok boşluktaydım. O dönem kimse sahip çıkmadı. Bir de bunalıma mı girdin ondan sonra? Ya birazcık ya o dönem psikolojim biraz bozuldu. Çünkü o kadar yetişmişim, Beşiktaş'tan oynamışım, etmişim. O dönem kimse sahip çıkmadı. Sadece Şenol Hoca için. Peki kiralı gittiğinden iyi performans gösterdin mi? Çok göstermedim. Göstermedim. Evet ama oynadım. Oynadım. İlk yarı oynadım. İkinci yarı maliyetten dolayı mesela kadro dışı bıraktılar beni. Takım çok iyi gitmiyordu. PTT'ye gitmiştim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Mesela o dönemde Beşiktaş'tan kimse arayıp sormadı. Alo, nasılsın, ne yapıyorsun? Çünkü Beşiktaş güçlü bir takım. O dönem ben kadro dışı kaldığımda, ben orada para için kadro dışı kalmadım. Yatıp para kazanayım zihniyetinde değildim ben. O dönem diyebilirdi ki tamam kardeşim feshet, gel burada antrenman yap. Veyahut da daha farklı bir yollar bulalım. Tabii. Daha farklı bir yere yönlendirelim. Sonuçta Bilic bana gitme diyorken ben oynamak için gidiyorum. Beşiktaş gibi bir takımdan. Ki istiyorum daha güçlü geleyim. Hayatın zorluklarını göreyim. Buranın kıymetini daha fazla bileyim diye gittim ben. Sonra bunalıma girdin. Beşiktaş seni kampa götürmedi. Sonra sırasıyla hangi takımlarda oynadın? Urfa'da oynamışsın. İlk nereye? Sonra İstanbulspor'a. İstanbulspor'a gittin. İstanbulspor'da nasıl oynadın? İstanbulspor'da iyi oldu. İkinci ligdeydi ilk gittiğimde. O dönem Belçika'ya gittim Beşiktaş'tan. Evet. Bildiğim kadarıyla menajerim, o dönemki menajerim bana Beşiktaş'ın Türkiye'den bir takıma seni vermediğini söyledi. O yüzden Belçika'ya gittik. Belçika'da da tuhaf, hiç alışamadım gerçekten. Oynayamadım. Döndüm İstanbulspor'a. Belçika'dan kiralık olarak ilk İstanbulspor'a geldiğimde ikinci ligde playoff oynadık. Ben döndüğümde sakatlık yaşadım. Sonra bonservisimi alıp İstanbulspor'a geldim. Tamam. Şampiyon olduk ikinci ligdeyken. İyi oynadın. Çok iyi oynadım. Gerçekten katkı sağladığımı düşünüyorum. Bayağı iyi geçmişti. Şampiyon olduk. PTT'ye çıktığımızda oynadım, oynamadım. Sonra Fatih Hoca geldiğinde bir süre oynadım. Fatih Tekke. Evet, Fatih Hoca geldiğinde oynadım. Sonra oradan kiralık Erzincan'a gittim. Erzincan 3. ligdeydi. Şampiyon olduk. 2. geçildi. Evet. Oradan döndüm İstanbulspor'da kampa gidemedim mesela. Kampa gidemedim. Fatih Tekke almadı.
Evet. Sonra oradan işte geçen sene sezon başı Urfa'ya gittim. Urfa'dan ayrıldım, Sarıyer'e gittim. Sarıyer'de Urfa'da nasıl performans gösterdi? İyiydi, fena değildi. İyi oynadığım zamanlarda hep iyi geçtiğini düşünüyorum. Ya bundan sonra hatalarını biliyorsun. Ben bunu çalışman gerekiyor, bunu yapacaksın. Çok fazla çalışmam gerekiyor ve başladım da. Mesela ben bu sene tatile hiç gitmedim. Ya, yalan da olmasın. Hafta sonu bir kere, bundan 2-3 hafta önce falan hafta sonuna sadece bir yere gittim. Onun haricinde hafta içi neredeyse 3 idman olduğu da oluyor ama en az 2 idman günde yapıyorum. 3 haftadır yapıyorum. Yani şu an bile kendimi kamptaymışım gibi hazırlıyorum. En azından bir yer olduğunda, bir yere gittiğimde zorlanmayayım, belli edeyim açıkçası. Yeniden Süper Lig seviyesine dönebilir misin? Dönerim. Yani döneceğimi de düşünüyorum. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Çünkü benim oynayamamamın sebebi çalışmamamdı. Artık çalışıyorum. Önceden şunu diyordum kendi kendime mesela. Sen oynamıyorsun ama neden oynamıyorsun? Ben hayatım boyunca kimseye suç bulmadım. Dışarıdaki etkenler, sonuçta Barcelona'ya gittiğimde de o zaman beni dışarıdakiler mi gönderdi? Ben oynuyordum, iyiydim ki ben Tabii. gittim. Oynamadığımda Doğru. da ben kötüydüm. Doğru. Burada mesela çalıştığımız hocalar beni oynatmadığında bir problem vardır. Şu zihniyetteyim artık. Hoca takımının iyi olması için iyi bir oyuncusunu neden oynatmasın? Doğru. Eksiklikler var ki biz bu eksiklikleri yanımda yakınımda çok sevdiğim abiler var. Çok destek oluyorlar. Hem mental olarak da hocam var. Ekstra çalıştığım hocam var. Onun haricinde kendim ayrıyetten antrenmanlar yapıyorum. Sağ içi, sağ dışı. Zihniyetim tamamen değişti yani. Muhammed Demirci Allah'ın izniyle geri dönüyor. İnşallah yani. Gelecek. En azından eskiden yaptığım hataların dersini aldığım için bundan sonra ben çalışacağım. Tabii bu işin bir de kısmet boyutu var. Allah'a inanan insanlarız. Olmazsa diyebileceğim ki elimden geleni yaptım, kısmet değilmiş. Ama Allah da çalışana verdiğini düşünüyorum. Ki benim çok şükür ki bir yeteneğim var. Yetenek hiçbir zaman kaybolmaz. Bir de üstüne çalışmayı koyduğumda öyle bir meslek ki zaten bir senede en aşağı iniliyor, bir senede bakmışsın neredesin. O tamamen performansa bağlı. Batuhan Karadeniz, o da senin gibi 5 yaş altyapısından çıkan bir hoca. Bir anda gülümsedi. Geçen sene Trabzon ekibi o da çok iyi performans evet. gösterdi. O da üst tarafa, üst seviyeye, Süper Lig'e yeniden dönmek istiyor. Aslında bu performanstan sonra gelse oynar ama tabii biraz da çekiniyorlar Batuhan'dan, geçmiş senelerinden. Nasıl değerlendirirsin? Batuhan abi benim gördüğüm, oynadığım Türk en iyi forvet. En iyi forvet. Kesinlikle. Açık ara hem de. Açık oynadığım ya üst düzey yani. Çok büyük özellikle. Bu sene de çok iyi, aynı gruptaydık zaten. Çok iyi performans sergiledi. Bizim maçta da 2 tane mi 3 tane mi ne gol attı hatta. Söyle, Leylül bir atıyor değil mi gol? Tabii ki. Hiç affetmiyor. Ve havadan yerden. Şey olarak da eskisi gibi de değildi. Değil ya mi? O denli heyecanlı şey olarak futbol anlamında değil. Hani o deliliği var ya. Deliliği yok mu? Yok. Biraz daha böyle otura tabii ki. Yani o eskisi gibi değildi. Çünkü onun eski halinde biz çok iyi bildiğimiz için. Ya o denli değildi. Daha böyle oturaklıydı. Ya yanlış anlamasın şimdi oturaklı derken. Tabii eskiden hiperaktifti. Evet. Yerinde duramaz, sürekli hareket hep halinde. Bir şey anlatır falan. Öyle değil. Daha oturmuş, daha tecrübelenmiş. Tabii zaten ki. Evli çocuğu da var. İnşallah onun için de iyi olur. İnşallah ben çok isterim. Ya büyük bir zevkte izleyebileceğimiz bir forvet. Az önce sohbet ediyorduk sana röportaj önce. Batuhan Karadeniz'den de bahsediyorduk. O anılardan da bahsedersen Batuhan'la alakalı. Batuhan abiyle A2'de bir anımız var. A2 maçında Florya'da Galatasaray'la oynuyoruz. 1-0 yeniliyorduk. Dakikada 90+3 falan. Herkes biz kullanıyoruz orta sahada. Herkes Galatasaray'ın şeyine doğru, kalesine doğru yükleniyor. Bizim oyuncular da orada içeride herkes. Onların oyuncuları da defans yapıyor. 1-0 yeniliyoruz. Ya yalan olmasın. O dönem kimdi? Orta sahada ya da defanstan biri kullanacak. Bizim yarı sahadan. İşte herkes bekliyor. Son atak, heyecan falan. O pasla başladı. Batuhan abi de forvetten böyle bir sessizlik oldu. Son atak ya böyle yaptı. Barcelona'sınız ya dedi. Pasla başlayın.
Ve sahada çıt yok. Herkes duydu mu? Herkes duydu. Hocalar da duydu. Herkes. Bütün tribünler gülmekten ölüyordu. Ama gerçekten oradan da pasta kullanılmaz. Herkes gitmiş. Barcelona'sınız ya, pas yapın bana diyor. Ya çok iyi. Ben inanam. Bir de Emre Özkan'la marası vardı Sivas'ta. Eskişehir'deydi. Eskişehir'de. Onu da Emre abi anlattı bana. Emre abiyle de Urfa'da beraberdik. Bir gün işte Fenerbahçe maçı öncesi işte Batuhan dışarı çıkma olayı varmış. Emre abi yapma etme falan filan. Demiş ki ben gideceğim. Sonra masaja gider gibi havlusunu alıp kapıdan çıkmış. Ama Emre abi ikna etmiş, tamam gitmeyeceğim demiş yani. Tamam mesaj olup geleceğim demiş. Emre abi de o ara yatmış uyumuş. Saatte geç 9-10 gibi. Sonra Sabah Hoca aramış. O dönemde galiba Rıza Hoca'ydı. Emre abi anlatıyor bana. Demiş Batuhan nerede? Burada hocam yatıyor demiş. Ama yok. Yok. Hani adamı da satmak istemiyor şimdi. Bir de Batuhan gitmeyeceğim dediği için Emre abi gerçekten lavaboda veyahut da dışarıda bir yerde sanıyor. Gitmediğini düşünüyor. Çünkü havluyla çıktı diyor. Aha. Çırılçıplak masaj şeyiyle havluyla gitti diyor. İnandım yani masaj olacağını. Sonra öyle mi? Orada mı? Burada hocam. Tamam kapatmış. 5 dakika sonra Batuhan abi Emre abiyi aramış. Demiş ki ben hocayla konuştum. Dışarıda olduğumu söyledim. Haberin olsun. Sonra Emre abi kadro dışı kalmış. Batuhan abi de 2 gol atmış işte. Ha, o gün gece aleme gidiyor. Evet. Kaptan kaçıyor. Geri dönüyor. Hoca oynatıyor. 2 gol atıyor. 2 gol atmış. Emre Özkan da yalan söylediği Rıza Hoca kadro dışı kalıyor. Çok iyi hikaye yalnız ya. Müthiş. Sonra bir sabah Beşiktaş'ta sabah saat 9 antrenmana çıkacağız. Benle İbo abi İbrahim Toraman soyunma odasındayız. Batuhan abi geldi içeri. Böyle ofluyor pufluyor falan. Sabah daha 9. İbo abi dedi ki ne oldu oğlum dedi sabah sabah ne derdin var böyle. Böyle yaptı. Ya dedi İbo abi helikopter aldım indirecek yer bulamıyorum. Gerçek iyi ya. Batuhan abi gerçekten çok komik. Şeyde yani. Oynarken, Sakarya'da oynarken bir gün böyle yapmış. Hocam demiş, şeyden yazı geldi bana işte TFF'de. Artık oynayamam demiş. Nasıl yani demiş, oynayamam hocam demiş. Yani yazıda şöyle yazıyor, senin gibi kaliteli bir oyuncu bu ligde oynayamaz diye yazı geldi. Artık kusura bakma oynayamam demiş. Yani çok iyi ya. Çok komik herif ya. Necip Uysal nasıl değerlendirsin? O da senin gibi altyapıdan çıkan bir oyuncu. 5 yaşa efsane oldu. Çok mücadele eden bir oyuncuydu ama tartışılan bir oyuncuydu. Özellikle topu iyi kullanamadığı yönde eleştiriliyordu ama son sene topu iyi kullanmaya da başladı Necip Uysal. Ve hatta oyuncularla konuşurken şunu söylediler. Tamam Atiba Atçınsın ya da başkanın heykeli dikilsin ama önce Necip'in dikilsin diyenler var takımda. Eleştirenlere ben karşı düşünüyorum. Çünkü Necip abinin ki büyük başarı gerçekten. 2007'den beri. Sonuçta ne olursa olsun yeterli değil diye dışarıdan söylüyorlar ama Necip abi yılda en az 40 maç oynuyor. Ve Beşiktaş'ta oynuyor 40 maç. Ve her sene düzenli bir şekilde. Necip abi mesela çok çalışkan. Kendine çok iyi bakar. Beşiktaş'ın kıymetini biliyor Necip abi. Ben onun zihniyetinde olsaydım keşke diyorum zaman zaman. O denli çalışsaydım, onun gibi olsaydım çok çok daha farklı yerlerde olabilirdim. İnanılmaz profesyonel bir kere. Ya bu çok güzel bir şey. Hani gıpta ile bakıyordum ben ona. O ilgilenmez miydi seninle? İlgilenirdi tabii ki. Söylerdi, konuşurdu ama konuşuyordu. Buradan mı çıkıyor? Öyle de diyebiliriz. Ama hakkını yiyemem yani. Tabii ki benle alakalı değil, gençlerle de altyapıdan kendi de çıktığı için ilgileniyordu. Hala da eminim ilgileniyordu. Geçen A2 takımıyla antrenman yapmış mesela çocuklarla. İlgileniyordu. Evet. Nasıl değerlendirsin? Sergen Yalçın'la Beşiktaş şampiyon oldu bu sene. 2 kupayı aldı. Çok sevindim ben de Beşiktaşlı olduğum için. Ya güzel bir ivme yakalandı. Sergen Hoca'yla da devam edildi zaten. İnşallah bundan sonra da çok başarılı olur. Ben şu an dışarıdan taraftar gözüyle takip ediyorum, dua ediyorum. Peki kimi beğendin en çok Beşiktaş'ta performansını?
Atiba zaten. Ya benim mevkisel olarak görüşüm Gezal'ı beğendim. Gezal'ı beğendim. Aboubakar. Larin de çok üst düzey performans sergiledi. Gezal'ın, ama Gezal. Gezal'ın nesi çok hoşuna gitti? Neyi yapıyor, neyi doğru yapıyor, yanlış yapıyor? Ya yanlışını tabii ki ben bilemem de oyun görüşü, adam eksiltmesi, özellikle topa vuruşu, topa vuruş tekniği falan çok beğeniyorum. Çok beğeniyorsun. Evet. Kendim de o tarzda bir oyuncu olduğum için beğenerek izliyordum. Muhammed çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ne demek? Kırmadın beni, geldin. Estağfurullah. Çok gerçekten güzel bir söyleşi oldu. Anıları konuştuk, geçmişe gittik. Hataları, doğruları, artıları, eksileri hepsini masaya yatırdık. Bugünü, aynen, yarını, her şeyi konuştuk. İnşallah 26 yaşındasın, daha çok gençsin. Hatalarımı da gördüm. Hata bendeydi dedin. Çok çalışıyorum dedin. Evet. İnşallah yeniden küllerinden doğarsın. İnşallah. Yeniden bu seviyelere, Süper Lig'e gelirsin. Buna ben çok inanıyorum. Dediğim gibi o doğrultuda çalışıyorum. Daha da fazla çalışacağım tabii ki. Sezon başladığında daha da fazla çalışacağım. Hep daha fazlasını isteyeceğim. Oynadığımda da zaten vücudum güçlü olduğunda ben o sahaya en iyisini yansıtırım. Bunu ben biliyorum. Daha önce de yaptım. Önemli olan burada fizik kondisyonumun, kendi gücümün yerinde olması. Bunun için de artık bir şeyler yapıyorum. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Rica ederim abiciğim. Sevgili seyirciler, Muhammed Demirci ile yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir röportaj oldu. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.